Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir. Bu videomda sizlere arkadaşlar Brooklyn'da yeni TikTok hilelerini deneyeceğiz. Biliyorsunuz Brooklyn bu aralar gerçekten çok iç açıcı güncellemeler getirmiyor. Güncellemeler güzel fakat hani özel bir gizem getirmiyorlar. Güzel şeyler getirmiyorlar. Bu yüzden ben de bu videoda sizlerle birlikte TikTok hilelerini inceleyeceğim. Birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım gerçek milermiş. Tabii ki bu video kötü video olacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten güzel şeyler var. Özellikle hani güzel güzel şeyler seçtim. Bakalım neler varmış. Benim bilmediğim bir sürü şey var. Hiçbirini denemedim arkadaşlar. İzleye yapacağız. Bu arada karakterim böyle kalmış. Önceki videoyla alakalı bu karakterde. Merak ediyorsanız bu karakterin hani anlamının ne olduğunu merak ediyorsanız bir önceki videomu bundan hemen bir önceki videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle karakterimi de şuradan hemen düzelteyim. Tekrar bir karakterimizi görelim. Bu karakteri de bayağıdır kullanıyorum. Değişmedim. Hiç değişisim gelmedi. Böyle pembeli membeli bir karakter. Güzel bir karakter. Siz karakterime kaç puan veriyorsunuz bu arada? Yorumları yazmayı unutmayın. Örneğin şey yazabilirsiniz. Direkt 10 yazmayın ya da 9 yazmayın ya da ne bileyim 1 yazmayın. Şey yazın işte karakterinin şu olayı güzel, şu olayı kötü. İşte 10 puan veriyorum. Tarzı bir tık açık yazın arkadaşlar. Yoksa yorumları siliyor böyle direkt herkesten hani yorum silik yazınca. Tamamdır. O zaman yavaş yavaş başlayabiliriz arkadaşlar. Like ve abone like atıp abone olduysanız hemen başlayalım artık. Hemen bir ilk önce bir ilk TikTok hilesine bakayım arkadan. İlk TikTok hilesi arkadaşlar bize bir evde böyle çok gizli bir odanın olduğunu gösteriyor ve ben videoyu izledim şu anda ve ben öyle bir odanın olduğunu vallahi bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Şu anda ilk defa sizinle birlikte göreceğim. Bakalım şimdi şöyle aşağı iniyoruz ve yeni bir ev varmış arkadaşlar. Onu spamlamamız gerekiyor. Hangisiymiş? Bir bakayım tekrardan. Aynen öyle. Bu ev premiumlu bir ev arkadaşlar. Yani çoğunuz bunu deneyemeyebilirsiniz. Hani bazı kişilerde premium yok. Premium olmayanlar bu olayı deneyemeyebilir. Bakalım görelim arkadaşlar. Bu evde gizli bir oda olduğu söyleniyor. Bu ev zaten çok büyük. Yani gizli oda olması kesinlikle gerekiyor şimdi. Bu evde bir banyo bulmamız lazım. Hemen banyo bulmamız lazım. Ben bu eve yani bayağıdır şey yapmıyorum, bakmıyorum. O yüzden bulamıyorum. Aha burası mı? Tamam burası galiba. Bu tuşa basıyoruz arkadaşlar galiba. Sonra bir şey açılıyor olması lazım. Bir bakalım. Tekrar bir izleyin arkadaşlar ben videoyu. İzleye izleye yapacağız. Ben de hepsini bilmediğim için. Oo bir dakika. Tamam bu değilmiş. Bir dakika burayı kapatalım. Buranın bir anlamı yok. Burayı tekrardan kapatalım. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Buranın alt katı var gördüğünüz gibi. Burası havuz katı arkadaşlar. Bakın burada kaplıca var, havuz var. Burası çok güzelmiş bu arada ya. Bayağı kapalı havuz. Neyse burada havuz için duş almadık bir yer var. Bakın burada iki tane duş şeyi var gördüğünüz gibi. Bu üsttekine basıyoruz ve bam gördünüz mü? Duvar buraya geldi arkadaşlar. Tekrar basınca kapanıyor mu? Kapanıyor. Bakın gördüğünüz gibi duvar buraya geliyor. Buradan duvar açılıyor ve buradan içeriye girebiliyoruz. Tabii ki şöyle bir açalım tekrardan. Abi şuna bakın. Oy bir dakika atlayalım hemen ne varmış. Ve abi burası çok güzelmiş lan. Tünel gibi. Bakın arkadaşlar tünel gibi bir yere çıkardı bizi. Ben buraya gelsin ilk defa öğrendim. Yani ben burayı bilmiyordum. Aa görünmez oldum lan. Ne oldu? Aa görünmez oldum. Arkadaşlar Brooklyn'de böyle bug'lar oluyor bu aralar nedense. Görünmez oluyorsunuz falan. Neyse bakın burada gizli bir kasa var arkadaşlar. Kasamız bu evin burasında gizlenmiş ve bu tünel gerçekten çok iyi. Yani ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Demek ki TikTok'tan da güzel şeyler öğrenebiliyormuş. Buraya da basınca tekrardan kapıyı açabiliyoruz ve çıkabiliyoruz. Demek ki TikTok güzel şeyler veriyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar TikTok'ta her zaman böyle kanser şeyler yokmuş. Brooklyn hakkında güzel şeyler gerçekten var. Ben TikTok'ta Brooklyn falan hani hiç şey yapmıyorum. İzlemiyorum ama bir bakayım dedim gerçekten güzel şeyler varmış arkadaşlar. Her neyse. O zaman sonraki hemen hilemize bakalım. Ben bir bakayım arkadan. Şimdi arkadaşlar sorun şu ki çoğu hile için yeni ev spamlamamız gerekiyor. Ve bu ev timer'ı var. Hani biliyorsunuz bir evi spamladıktan sonra 7 dakika falan beklemeniz gerekiyor. Bunu nasıl halledeceğim hakkında bir fikrim yok. Yani sürekli bekleyecek miyim bunu? Böyle beklersem bir tık uzun sürebilir. Ama bakalım yapmaya çalışacağız. Ondan önce arkadaşlar az önce görünmezlikten bahsettik. Yeni bir görünmezlik bug'ı çıkmış. Az önce yanlışlıkla yapmıştık ve tek seferlik oluyor arkadaşlar. Bakın bunu mesela 20 aldığımda bu sefer olmuyor. Az önce oldu sadece tek seferlik oluyor. Bir daha yapamıyorsunuz. Gerçek bir görünmezlik bug'ı için arkadaşlar yapmanız gereken şey buradan elimizde bu şeyi alıyoruz. Buradaki manava geliyoruz, markete geliyoruz. Elimizde bu ne deniyordu buna? Alışveriş sepetini alıyoruz. Sonra buradan gidiyoruz arkadaşlar. Buraya doğru geliyoruz ve bunun kapağını açıp bunun üstüne tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere görünmez olduk. Brooklyn son güncellemede bunları gerçekten bozmuş. Gördüğünüz gibi şu anda görünmezim sadece ellerim gözüküyor arkadaşlar. Brookhaven çoğu şeyi bozmuş son güncellemede. Hani o yüzden son güncellemenin çok iyi bir güncelleme olduğu söylenemez. Eskiden bunlar böyle hani hiç sepette gözüküyordu. Artık biz görünmez oluyoruz abi. Tamamen bug yani bu arkadaşlar. Hani bilerek kasten yapılmış bir şey değil. Tamamen bir bug arkadaşlar. Tamamen bir bug. Başka hiçbir olayı yok. Gördüğünüz gibi şu anda tekrar 1'e bastığımda tekrardan buraya geliyor. Böyle bir olayı var. Oraya gidip istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde de bir hilemiz var arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Güzel tabii ki. Bu arada bu hani hileleri kullanıp ban yiyeceklerini sananlar var. Bence yemezsiniz ama arkadaşlar tabii ki kendi sorumluluğunuzda. Yani ben ban yeni görmedim çünkü bunlar oyunun açığı arkadaşlar. Oyunun açığını kullanmak hiçbir zaman ban yedirtmez. Yani bazı oyunlarda yedirtir ama Roblox'ta yedirteceğini sanmıyorum. Oyunun bir açığı arkadaşlar. Oyunun yani hatası. Hile kullansanız yersiniz ama oyunun açığını kullanırsanız ban yemezsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki kendi sorumluluğunuzda dediğim gibi. Sonra demeyin bana lan ben ban yedim senin yüzünden diye. Her neyse. Şimdi burada bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Önceki güncellemede yani Halloween güncellemesinde, Cadılar Bayramı güncellemesinde hatırlarsanız uzaylı gitmişti. Ve ben demiş
demiştim ki hani büyük ihtimal işte bu Cadılar Bayramı'na güncellemesi özel bir şeydir. Sonraki güncellemelerde uzaylı gelebilir demiştim. Ve gördüğünüz üzere uzaylı hala ortalarda yok arkadaşlar. Buradaki butonun rengi tekrar normale döndü ama uzaylımız hala ortalarda yok. Uzaylı normalde bu kafesteydi, hala yok arkadaşlar. Yani nereye gitmiş olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Yani bunu böyle yapmalarının bir sebebi olmalı tabii ki. Bu arada uzaylı yine aynı önceden olduğu gibi rastgele bir şekilde burada, burada ve sanırım buralarda bir yerde arkadaşlar. Rastgele bir şekilde spamlanıyor oynadıkça. Yani zaman oyunda zaman geçtikçe uzaylı rastgele bir şekilde spamlanıyor. Rastgele bir yerlerde doğuyor, burada yatıyor falan. Ama arkadaşlar hani uzaylı eskiden buradaydı. Yani neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Bence uzaylı istilası yakınlaşmış olabilir. Uzaylı istilası güncellemesi vesaire ya da uzaylılarla olacak bir şeyler yakınlaşmış olabilir. Hani çünkü durup dururken neden yapsınlar? Durup dururken neden düzeltmişsinler? Çünkü Cadılar Bayramı güncellemesinden önce uzaylı her zaman böyle yıllardır burada duruyordu. Ama Cadılar Bayramı güncellemesinde uzaylı kafesinden çıktı. Şu anda kafes sağlam. Bakın kafesteki çatlak düzeltilmiş ama uzaylı yok. İlginç bir durum. Gerçekten ilginç bir durum. Şimdi arkadaşlar sonraki şeyimiz için, sonraki taktiğimizin 3 dakika beklemem gerekiyor. 3 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra sonraki taktiğimi göstereceğim sizlere. Sonraki taktik oldukça arkadaşlar bir korkutma taktiği. Arkadaşlarınızı korkutma taktiği bu hile gibi bir şey. Yine bir TikTok hilesi. Yine TikTok'tan öğrendiğim bir şey. Ve bence oldukça güzel arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Bakalım siz biliyor muymuşsunuz? Biliyorsanız da kullanabiliyor muymuşsunuz? Hemen 3 dakika bekleyelim, sonra gelelim. Evet şimdi arkadaşlar 3 dakika geçti. Spawnlamamız gereken ev bu arkadaşlar. Bu sarı evi spawnlıyoruz. Dediğim gibi bu bir korkutma taktiği. Yani arkadaşlarınızı korkutmak için kullanabilirsiniz. Ya da rastgele oyuncuları korkutmak için kullanabilirsiniz. Bence gerçekten süper arkadaşlar. Çok çok iyi bir taktik. Şimdi buradan içeriye giriyoruz. Bu evden içeriye gittikten sonra yapmamız gereken tek şey arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi oyun şeyleri var. Buradaki oyun şeyine girip E'ye basıyoruz. Ve oyun şeyiyle oynamaya başlıyor arkadaşlar. Sonra bu kadar da hemen giriyoruz. Ve buradan bu şeyi siliyoruz. Evi siliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sildik ve beklediğim gibi olmadı arkadaşlar. Niye böyle oldu? Normalde böyle olması lazımdı. Evet bir tık boşuna bekledik. Yani normalde böyle olmuyordu. Ben bir tekrardan bakayım. Sanırım evi çağırdığım, spamladığım yerlerle alakalı arkadaşlar. Yani adamın videosunu izliyorum. Adam aşağı düşmüyor ama ben aşağı düştüm. Direkt boşluğa düştüm. Normalde hani boşluğa düşmüyorsunuz. Evi spamladığım yerle alakalı olabilir. Nerede spamlasak bilemedim şimdi de. Arkadaşlar şimdi bir de burada deneyelim. Hemen bakalım burada olacak mı? Yine boşluk oldu arkadaşlar. Bakın boşluk olması gerekiyor normalde. O zaman direkt bir eve ışınlanmayı deneriz arkadaşlar. Bakalım bir de öyle deneyelim. Şimdi evi spamladık tekrardan. Buraya gidiyoruz. Buradaki oyun konsoluna E'ye basıyoruz. Evi sileceğiz. Sonra buradan bir yere ışınlanmayı deneyelim. Sildik ve ha tamam burada oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Zıplanmanız gerekiyor bu arada. Zıplarsanız bozuluyor. Bakın şu anda oldu. Evinizi burada spamlamanız gerekiyor. Bakın otel burada. Otelin hemen çaprazı burada spamlamanız gerekiyor. Bakın o hemen gölün buraya yanı. Şimdi yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Karakterinizi zombi şeklinde yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi animasyonum zombi gibi arkadaşlar. Bakın böyle yaptım mesela karakterime. Bir de böyle yaptım. Gördüğünüz gibi zombi gibi etrafta gezebilirim. Gördüğünüz gibi çok çok iyi oluyor. Böyle etrafta gezebiliyorsunuz. Daha korkunç yapabilirsiniz karakteri. Hani kanmana ekleyebilirsiniz. İşte böyle kemiğiniz çıkmış gibi yapabilirsiniz. Ben tabii ki şimdi böyle baştan salma yaptım. Hatta bakalım zombilere uygun bir kıyafet var mı? Mesela bunu kullanabilirsiniz. Belki güzel olabilir. Fena değil. Fena değil yani. Kullanılabilir. Bu fena değil gibi. Bu da olabilir. Böyle bu da bir tık zombi gibi. Bu neymiş? Yok bu şey bu kötü arkadaşlar. Bu güzel değil. O yakışmadı. Bu kanlı mesela. Bu kullanılabilir. Gördüğünüz gibi bu çok iyi oldu. Hadi bunu seçelim. Pantolon kısmına da bakalım arkadaşlar. Pantolon kısmı çok önemli değil ama böyle yırtık mırtık bir zombimsi bir şey olursa güzel olabilir. Şöyle bir bakalım. Yeşil de olabilir bu arada. Yeşil de güzel gidebilir. Aynen yeşil bayağı iyi. Biraz daha bakalım arkadaşlar. Bu nasılmış abi? Evet bu biraz yırtık pırtık. Hani hoş durdu. Şuna bakalım bir de aynı şekilde. Ah tamam bu. Bu varmış arkadaşlar. Biz bunu unuttuk. Direkt bu vardı. Dur şurada da vardı galiba bu hatta. Var mıydı? Galiba vardı da ben görmüyorum. Aynen burada. Bakın direkt bu şekilde zombi kılığına gezebilirsiniz. Bunlardan birini kullanarak. Abi şuna bakın. Çok güzel ya. Hani isminizi de gizlersiniz arkadaşlar şuradan. İsminizi mesela ne bileyim nokta falan yaparsınız böyle. Hani gözükmeyecek bir şey yaparsınız gördüğünüz gibi. Şöyle gözükür isminiz. Ay yanlışlıkla zıpladım. Bakın zıplayınca bozuluyor arkadaşlar. Sonra düşsenize. Mesela şuradan böyle birisi bankayı sövmeye gidiyor. Böyle arkasından koşarak içeriye giriyorsunuz o animasyonla falan. Süper olur gerçekten. Yani yanlışlıkla ismi diyorum. Yanlışlıkla zıpladığım için animasyon bozuldu. Zıplayınca animasyon bozuluyor arkadaşlar. Sakın zıplamayın o yüzden. Ben zıplamaya çok alışkın olduğum için yanlışlıkla zıpladım. Her neyse şunu silelim hemen. Ve sonraki hilemize geçelim. Şimdi arkadaşlar sonraki hilemiz biliyorsunuz bir tane ev var. Lanetli ev değildi arkadaşlar. Yani lanetli eve benzeyen şu evden bahsetmiyorum. Şu evden bahsetmiyorum. Spamlanan bir tane daha lanetli ev var. Vampir evi diyen var. Zombi evi diyen var arkadaşlar. O evde bir gizli bir yer varmış. Yani gizli bir odamsı bir şey varmış. Gizli bir geçikli bir şey varmış. Ben de tam anlamadım. Şimdi bu ev arkadaşlar. Bu evi spamlıyoruz. Bakalım spamladık. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Bu evde bir sürü gizli yer olduğunu hep biz biliyoruz. Yani çok fazla gizli yer var bu evde. Ben önceden bunları göstermiştim zaten. Şuradan ışığı bir beyaz yapacağım arkadaşlar. Böyle çok şey rahatsız edici oluyor. Hani bu evde bir sürü gizli yer var. En basitinden mesela burası falan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yer var. Hani bu evde bir sürü her tarafta bir gizli geçit var. Örneğin şurada da vardı galiba. Bakın buradan buraya geçiyorsunuz falan. Her yerde bir gizli yer var. Fakat kimsenin bilmediği, bakın gerçekten kimsenin bilmediği bir gizli yer var. Bunu ya buraya geçmek için hani gizli yer değil de gizli geçit dediğim gibi. Karakterimiz arkadaşlar
arkadaşlar birazcık küçültmemiz gerekiyor. 07 yapıyoruz bakın. Bu şekilde 07 olacak karakterimiz. 07 yap. Sonra yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Buradan içeriye giriyoruz ve buradan bunun üstüne zıplıyoruz. Buradan da buraya zıplıyoruz. Bakın burada bir yer var. Olay bu değil ama bu her yerde var. Bakın burada gördüğünüz gibi burada gizli bir geçidimizde bir şey var. Gördüğünüz gibi buradan böyle bir yere gidebiliyoruz arkadaşlar. Bakın böyle geldik ve gördüğünüz üzere burası lavaboya çıkıyor. Yani dediğim gibi çok bir gizli bir anlamı yok. Ama bakın lavaboda burası asla belli olmuyordu. Gördüğünüz gibi ben burayı hiç fark etmemiştim. Fark etmek de zaten imkansız gibi bir şey. Yani çok zor. Gördüğünüz gibi burada gizli bir yer var. Saklambaçlar için inanılmaz etkili olabilir. Yani saklambaçlar için çok iyi olabilir. Burada böyle ne bileyim birisinin evinde gizli yakalayabilirsiniz mesela. Hani bazı psikopatlar var öyle. Aranızda kesinlikle vardır. Olanlar yazsın. Böyle milletin evinde gizlice kalıp falan yaşayanlar var arkadaşlar. Böyle aynen burada kalabilirsiniz. Güzel bir mekan gerçekten ve buradaki gizli geçidi ben bilmiyordum. Siz biliyorsanız yorumlara yazarsınız. Ben bilmiyordum arkadaşlar. O yüzden size de göstereyim dedim. Şimdi arkadaşlar sonraki hilemiz için hemen şöyle karakterimi tekrar hemen ben bir büyüteyim. Yine evle alakalı bir hile arkadaşlar. Hemen deneyeceğiz. Bakalım oluyor muymuş arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim sizlere. İsterseniz bunu bir seri yapabilirim. Yani böyle haftada bir kere ya da ne bileyim ne zaman canım isterse arada bir şey atabilirim arkadaşlar. Ruka'nın TikTok hilelerini deneme videosu atabilirim. Çünkü gerçekten eğlenceli bence ve güzel şeyler, yeni şeyler öğreniyoruz. Ben bayağı bir şey öğrendim bu videoda. Şimdi arkadaşlar buraya basıyoruz ve buradan karavanlı bir ev var. Hemen bunu spamlıyoruz. Bu evde böyle gizli bir hani hata gibi bir şey varmış arkadaşlar. Bir hata varmış ve o hata sayesinde bir şey yani kullanılabiliyormuş, faydalanılabiliyormuş. Şu anda büyük ihtimal çoğunuz fark etmedi ama şimdi göstereceğim karakterimizi en küçüğü alıyoruz arkadaşlar. Şöyle en küçük 0.5 yapalım. Sonra bakın burada böyle bir boşluk var arkadaşlar. Evler kilitliyse örneğin evin kilitli olduğunu düşünün. Gördüğünüz gibi adamın evi, başkasının evi olduğunu düşünün. Hiçbir türlü giremezsiniz buraya. Hani bug kullanmadığınız sürece, şu uyku tulumunu kullanmadığınız sürece ki onu kullanmak da zorlaştı artık daha zor. Bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir açık var. Burada bir hata yapılmış. Yani burayı kapatmaları gerekiyor şu şekilde ama kapatmamışlar. Burada bir açık var. Brookhaven'ın bir hatası. Gördüğünüz gibi buradan evin içine sızabiliyorsunuz ve istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buralarda falan da takılabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dediğim gibi hani gizlice kalmak için çok iyi. Aynı şekilde burada da bir açık var. Buraları kapatmayı unutmuşlar arkadaşlar. Böyle bir olay var. Bence gayet güzel. Yani kullanılabilir. Ama ne kadar işinize yarar orası ayrı tabii ki. Belki çok işinize yarayabilir. Belki hiç yaramayabilir. O zaman sonraki hilemize geçelim hemen. Şimdi arkadaşlar son hilemiz upuzun bir şey. O yüzden çok hızlıca yapmaya çalışacağım yani. Ve sizle birlikte izleye yapacağım. Şöyle geldik arkadaşlar. Buradan bu kütüphaneye geliyormuşuz arkadaşlar. Kütüphaneye geldikten sonra 10 saniye boyunca bu koltuğa oturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz daha fazla oturalım tamamdır. Sonra kalkıyoruz. Sonra ne yapıyoruz hemen bakayım. Sonra dişçiye gidiyoruz arkadaşlar. Hemen yan taraftaki ne olacak bu işin sonra çok merak ediyorum cidden. Dişçiye geliyoruz. Sonra buraya tam kafamızı oturtalım. Olur ne olmaz. Adam tam oturtmuyor. Adam biz oturtalım. Buradan geliyoruz ve indirebildiğimiz kadar aşağı indiriyormuşuz. Yani bunun ne anlamı olabilir? Gerçekten bilmiyorum. Bir şey olacak arkadaşlar ama. İndirdik. Sonra ne yapıyoruz? Hemen bakayım. Sonra otele gidiyormuşuz. Niye bu kadar gezdik abi? Neyse dur. Otele gidiyoruz. Hızlıca gidelim. Bisikleti alayım. Otele geldikten sonra buradan hemen bir oda satın alıyoruz. Buradan içeriye giriyoruz ve buradan arkadaşlar hemen duş alıyoruz. Birazcık duş almamız gerekiyor. Bir 10 saniye kalalım burada da. Duşumuzu da aldıktan sonra buradan da çıkıyormuşuz ve sonra nereye gidiyormuşuz? Bakayım hemen. Sonra okula gidiyormuşuz arkadaşlar. Hemen okula gidelim. Sonra ne yapacağız? Abi şaka mısın ya? Okula gitmiş. Okulun tahtasına da İngilizce bir şekilde şey yazmış arkadaşlar. İşte zamanını boş harcadığınız bir arkadaşınıza bu videoyu gönderin yazmış. Gerçekten bu TikTok çok acımasız ya. Bildiğim boş video arkadaşlar. Bu fake'miş. Bu gerçek çıkmadı maalesef. Şöyle yapmış bakın arkadaşlar. Videoda hani o bir sürü şey yaptı ya bize. Buraya git dedi, şuraya git dedi, oraya git dedi falan. En sonunda okula git dedi. Sonra okula geldiğimizde de buradaki tahtaya arkadaşlar şey yazmış. İşte zamanla acılmak isteniz bir arkadaşınıza gönder yazmış. Mükemmel ya cidden. Neyse o zaman arkadaşlar burada da videoyu sonlandıralım. Bu video bu kadardı. Umarım güzel video olmuştur. Daha fazla böyle video için aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşça kalın.